Gobellerim merhabalar dostlar. Şimdi dörtgenlerin tarama testini çözeceğiz arkadaşlarım. Hemen başlayalım. Bakalım nasıl sorulardan oluşuyor. Bir görelim. Çok yüksek ihtimalle hani biliyorsunuz artık köşe taşındaki soruların çok çok benzerlerinden oluşan karma bir test oluyor bu. Evet, ne diyor burada? A kümesi yukarıdaki kümelerden hangisini kapsar? Yani yamuk dediğiniz şeyin içine hangi dörtgenler girer diye soruyor. Burada tanımdan faydalanmak istiyorum ben dostlarım. Şimdi yamuğun tanımı şu. Der ki bir dörtgendir yamuk fakat diğerlerinden ayıran özellik şu. İki kenarı paralel olan dörtgendir. İki kenarı paralel olan dörtgene yamuk deniyormuş dostlarım. Şimdi o zaman biz şıklarda şunu arayacağız. Hangilerinin iki kenarı paralel diye bakacağız. Paralel kenar zaten dört kenarı da karşılıklı ikişer ikişer kenarları paraleldir. Dolayısıyla paralel kenar dediğimiz şekil yamuk olarak adlandırılır. Kare dediğimiz şekil arkadaşlarım dört kenarı da birbirine eşit, bütün açıları 90 derece olan ve karşılıklı kenarları paralel olan dörtgendir. Dolayısıyla kare de yamuk olarak adlandırılır. Deltoid dediğimiz şekil iki tane ikizkenar üçgenin tabanlarının birleşmesiyle oluşan bir dörtgendir. Deltoid'de karşılıklı kenarları asla paralel değildir dostlarım. O yüzden deltoid yamuk statüsüne girmez. Demek ki yamuk dediğimizde B ile C'yi yani Denizli şıkkını işaretledim hemen. Ve geçtim ikinci sorumuza. Bir açı sorusu. Hemen şunu fark ettim bu açı sorusunda dostlar. Bakın şöyle bir kural vardı. Köşe taşında öğrendik bu kuralı. Ardışık iki açıortayın şöyle ardışık iki açıortay arasındaki açı şu açımız arkadaşlarım. Bizim A ile B'nin açıortaylarını aldık ya. Kullanmadığımız o Ceyhan'la Denizli açılarının toplamının yarısı olacak. Yani bu açı A artı B'nin yarısıymış diyebiliriz dostlar. O halde hocam bunun şu tersi de A artı B bölü 2 olacak. Ve bize bakın neyi soruyor? A artı B toplamı nedir diye bir soru sormuş. Gelin biz A artı B yazmayalım her seferinde uzun uzun. Buna kısaca C diyelim. Ve şurada da bir bakın kaçgen var? 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı bir şekil var. 5 kenarlı şeklin iç açıları toplamı 540 dereceydi. Peki ne var bu iç açıların içinde? X var, Y var, hemen yazıyorum X var, Y var, A artı B var, bir de A artı B bölü 2 var dostlarım. Şimdi neler yapacaktık? A artı B'ye C demiştik A, ya da hiç demeyelim de isterseniz direkt böyle de yapabiliriz. Şimdi X artı Y'yi bize 240 olarak vermiş. Şu 240'ı biz hemen 540'ın yanına gönderdik. 240 çıktı, 300 kaldı arkadaşlar hemen burada yazalım. 300 eşittir. Burada A artı B, bir de A artı B'nin yarısı. Bunları bir toplayalım şöyle A artı B ile A artı B'nin yarısını toplayalım. 2 ile burayı çarpıyorum, bir tane de buradan geliyor. 3 tane A artı B bölü 2 oluyor dostlar. Hemen 2 ile burayı çarpalım. 600 eşittir 3 tane. A artı B geldi. 3'e böldük. 200 çıktı. A artı B. Zaten bunu soruyordu bize. Ceyhan'ı işaretledik Gobel'le. Evet 3 numaradayız. Bir alan soruyor arkadaşlarım bize. Dörtgenin alan formülü neydi? Şu iki köşegeni çarpıyorduk. AC ile BD'yi çarpıp yarısını alıyorduk. Bölü 2 vardı. Bir de çarpı deyip köşegenlerin arasındaki açının sinüsünü alıyorduk. Yani biz burada sinüs 30'u alacağız. Sinüs 30 dediğimiz şey de 1 bölü 2 idi. Buraya 1 bölü 2'yi yazdım. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Şu 8'in içindeki 4 ile sadeleştirelim. 2 kalsın burada. Demek ki 12 çarpı 2 yani 24'tür sorumuzun cevabı. Evet geldik 4 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Şimdi diyor ki ABC bir üçgen 65 12 3. Aa yine vermiş her şeyi arkadaşlarım. Dörtgenin alanını istiyor. İçbükey dörtgen biz bunu bumerang olarak seslendirmiştik değil mi? Şuradaki dörtgenin alanını istiyor bizden ve bu dörtgenin alanı da bütün dörtgenlerde olduğu gibi köşegenleri çarpıyorum. Bunun köşegenleri hangisiydi? Birinci köşegenimiz AD,
İkinci köşegenimiz şuradaki BC olacak dostlarım. O halde AD çarpı BC 12 3 yani bölü 2 dedim. Bir de çarpı köşegenlerin arasındaki açının sinüsü. Sinüs 60. O da 3 bölü 2'dir. Yazınca cevap gelecek zaten dostlarım. Hemen düzenliyoruz şimdi bunları. 3 ile 3'ün çarpımı 3'tür. Bir de 5 var burada. Şu 12'de şu alttaki 2 kere 2 4 ile sadeleşirse 3 kaldı 12'den de geriye. Bakın cevap 3 kere 5 15. 15 ile de 3'ü çarptım. Edirne'den yapıştırdım hemen. 5 numarada yine bir alan kuralımız vardı dostlarım. Şöyleydi bu kural. Çok da basitti. Şu üçgenin de alanına x dediğimizde bakın köşegenler çizildiği vakit şöyle karşılıklı alanların çarpımları birbirine eşitti. Yani 6 ile x'in çarpımı 6 ile x'in çarpımı eşitti 4 ile 12'nin çarpımına. 4 ile 12'nin çarpımı 48. 6 ile de 8'in çarpımı 48'dir. O yüzden 8'i yapıştırdım hemen. Şöyle bir daha şunu biraz daha aydınlatayım ben. Odaklanmayı da sabitleyeyim. Evet, şöyle olsun. Tamam. Şu sorumuzdayız dostlar. Hemen buna bakalım. Bakın şöyle yan tarafta bir oran vermiş. DC demiş AB'nin kök 7 katıdır. Yani biz AB'ye x dediysek DC'ye x'in kök 7 katı demeliymişiz. Bir de şu kuralı hatırlayacağız. Bir dörtgende köşegenler dik kesiştiğinde dostlarım karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşitti. Yani 4 kök 3'ün karesi ile o zaman yazalım 48 ile 12'nin karesinin toplamı yani 144 eşit olacak. X'in karesi ile x kare diyelim artı x kök 7'nin karesi o da kök 7'nin karesi 7'dir. X'in karesi de x karedir. 7x kareye eşit oldu. Şimdi hemen şöyle bir toparlayalım. Burası 8x kare yaptı. Eşittir'in bu tarafı 8 tane x kare yaptı. Burası da 144 ile 48'in toplamı. Toplayalım bunları. 8 ile 4'ün toplamı 12. Elde var 1. 4 ile 4'ün toplamı 8. 1 de elde 9. 192 yaptı. Şimdi 192'yi de 8'e bölelim hemen. Şöyle kenarda böleyim ben. 192'yi 8'e. 2 kere 8 16 çıkarttım 3. 32 de 8 4 kere. 4 kere 8 32 çıkarttık. 0 kaldı. Kalan 0. Yani 24. Her iki tarafı 8'e böldüğümde 24 eşittir. X kare geldi. Dolayısıyla x eşittir. Kök 24. Kök 24 de dışarıya 2 kök 6 olarak çıktı. Cevap Denizli'den geldi. Evet. 7. sorumuz. ABCD dörtgen KLMN orta noktalar 30 10 6 dörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Burada şu kuralı hatırlayacağız arkadaşlarım. Şimdi Gobeller demiştik ki bir dörtgenin dört kenarının da şöyle tam orta noktasını aldığımızda ortada oluşan şu dörtgen bir paralel kenardı her zaman. Bu bir paralel kenar. Ve bu paralel kenarın alanı neyse tüm dörtgenin alanı onun iki katı olacaktı. O zaman şimdi bize dörtgenin alanını soruyorsa ben önce paralel kenarın alanını bulacağım. Şimdi paralel kenarın alanını da bakın şu köşegenini çizerseniz paralel kenarın köşegenini çizdim. İki tane üçgene ayırırız ve bu iki üçgenin alanı her zaman eşittir. Tabi bunu paralel kenarda bir daha vurgulayacağız ama şimdiden bilelim arkadaşlarım. Paralel kenarın köşegeni çizilirse alan iki parçaya bölünür. Şimdi o halde ben şu üçgenin alanını bir bulayım ilk önce. Bunu da sinüs alan bağıntısından bulacağız. Hemen bulalım. 1 bölü 2 çarpı iki kenarı çarpıyorduk 6 ile 10'u çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs 30 o da 1 bölü 2. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 5. Yani 3 kere 5 15 çıktı. Tabii ki nerenin alanı? Şuranın alanı 15. E o zaman bu üçgenin de alanı 15. Yani paralel kenarın alanı 30 geldi toplamda. Peki bütün dörtgenin alanı bu 30'un iki katı olacak dedik. Cevap Edirne'den çıktı 60. Evet 8 numara yine köşe taşında benzerini çözdüğümüz bir soru arkadaşlarım. Burada bir kural vardı. Kuralı şöyle bir daha hatırlatayım ben size. Kuralımız şu. Şu dört kenarın
karelerinin toplamı şuna eşitti ki bakın dört kenarın kareleri toplamını 130 vermiş. 130 şuna eşittir dostlarım. Köşegenlerin kareleri toplamı yani AC'nin karesi artı BD'nin karesi artı şuradaki KL yani X'in karesinin 4 katı yani 4X kare. İşte neymiş kuralı hatırladıysanız kuralı eğer köşe taşında öğrenip de şimdi burada hatırladıysan soru bizim için çocuk oyuncağı oldu. Bakın bir de burada bir denklem daha vermiş. 118 de şuna eşitmiş. Yine AC'nin karesi artı BD'nin karesi artı X'in karesiymiş. KL X'ti. Şimdi bunları birbirinden çıkartırsak 130'dan 18 çıktı. 12 kaldı dostum. Şuraya yazayım. 12. AC'nin karesinden AC'nin karesi çıktı 0. BD'nin karesinden BD'nin karesi çıktı 0. Burada da 3X kare kaldı. 3'e böldük. 4 eşittir X kare. X eşittir 2 çıktı dostum. Şuna bakıyoruz hemen. Bakalım ne diyormuş. Dörtgeninde M ve N kenarların E ve F köşegenlerin orta noktaları. BC'yi 14 verdim diyor. Bakın F de orta nokta, M de orta nokta. İşte bu MF dediğiniz BC'nin orta tabanıdır dostum. BC'yi 14 verdiyse MF kesinlikle 7'dir. Şimdi aynı şekilde E de orta nokta, N de orta nokta. O zaman bu EN de 14'ün yarısı olacak, orta tabanı olacak. Buna da 7'yi yazdım. Sonra AD'yi 10 vermiş. Bakın FN AD'nin orta tabanıdır. 5 yazdım. EM de AD'nin orta tabanıdır. 5'i yapıştırdım. İşte buradan da 12 12 daha 24 çıktı. Benim EFNM dörtgenimin çevresi. Şu sorudayız. Yine alan mı soruyor? Yok, hayır. Bu sefer EF uzunluğunu soruyor. Dörtgen yine kenarların orta noktaları. Biz demiştik ki iki kenar ya da bir kenar bile orta noktası alındıysa sen hemen bir kenarın daha şöyle orta noktasını al ve şu orta noktalarla birleştir demiştik dostum. Bu da buranın orta noktası olsun. Dolayısıyla bu artık şu AC'nin orta tabanı oldu. Yani AC'nin yarısı olmak zorundadır. 4 oldu burası. Şu K dersen buraya. KE dediğimiz uzunluk DB'nin orta tabanı oldu. O zaman yarısı 2 kök 2 olacak burası da. Ve şuradaki şu Z harfini görüyorum. Şurası 45 olacak. U kuralı görüyorum. Şurası 135 olacak diyorum. Bundan sonrası EF'yi bulmak kolay. Şimdi iki seçenek var önümde. Ya şuraya X yazayım. Ya bu üçgende taradığım üçgende kosinüs teoremi uygulayacaksın. Ki ben kosinüsü çok nadir uyguluyorum genelde arkadaşlarım. Açımız 135 derece. Sevdiğimiz bir açı. Özellikle çok sevdiğimiz bir açının abisi değil mi? 45'in abisi. Hemen bunu şöyle aşağıda çizeyim ben. Bakın 2 kök 2, 4 ve 135 üçgenini şöyle aşağıda bir daha çiziyorum dostlarım. Şurası 4, burası 2 kök 2 ve bize de şuradaki x soruluyor. Burası 135. Bakın 135'in 45'ini gösterdim ve 45'i gördüm. Bir diklik indirdim. 90'ın karşısı 2 kök 2 ise buralar 2, 2'dir dedim. Şu üçgende de Pisagor çakacağım. Tabi Pisagor'a yine gerek yok. Bakın bu kenar 2, bu kenar 6. Dik kenarlar biri diğerinin 3 katıysa küçük olanın yani 2'nin kök 10 katıdır demiştim. Hipotenüs 2 kök 10'u yapıştırdı. Evet dostlar, şimdi tarama testini gömdük. Bir sonraki videomuzda da konu testini gömeriz. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere.